1 Eylül 2022 Sol Haber Alpaslan Savaş Ekonomi büyürken bölüşümde adalet mümkün mü? Dün açıklanan rakamlara göre yılın ikinci çeyreğinde Türkiye ekonomisi %7.6 büyüdü. 2020 yılının aynı çeyreği yani pandeminin ilk aylarını kapsayan dönem dışında bu büyüme kesintisiz devam ediyor. 2021 yılından bu yana hiçbir çeyrekte 7'nin altına düşmedik. Büyüme üretilen mal ve hizmetlerin bir başka deyişle ülkede yaratılan değerin artması demek. Yani her çeyrekte açıklanan büyüme rakamları aslında ülkede süren ekonomik faaliyetin büyük bir zenginlik ortaya çıkardığını gösteriyor. Pek güzel de bu zenginlik kimin havuzuna akıyor? Soruya tümüyle yanıt vermese bile gelir yöntemiyle hesaplanan gayri safi katma değer içinde iş gücü ödemeleriyle net işletme artığı karma gelir payları olan biten hakkında bize yeterince fikir veriyor. Buna göre 2020-2022 ikinci çeyrek karşılaştırmasında iş gücü ödemelerinin payı %36.8'den %25.4'e gerilerken net işletme artığının payı %42.9'dan %54'e yükselmiş. Her çeyrekte 7'den aşağı düşmeyen bir ekonomide sermayenin pastası kesintisiz artarken emeğin payı neden hep sürekli daha fazla azalır? Emekçilerin ürettikleriyle ortaya çıkan zenginliğe küçük bir azınlık sermaye sahibi patron el koyuyor da ondan. Meselenin özeti budur. Gerisini boş vermezseniz her zam döneminde işçiye kriz var, çok zor döndürüyoruz masalı anlatan patronları ya da ihracatla kazanıyorlar, ama ithalat nedeniyle borçları da arttı diye onlara toz kondurmayan televizyon yorumcusu iktisatçıları dinleyip durursunuz. Bu gürültüyü kulaklarınızı tıkamalısınız. Çünkü gerçekleri çarpıtıyorlar. Bir tarafta birkaç bin lira ücretle geçinmeye çalışan emekçiler, diğer tarafta onların ürettikleriyle milyonlarca dolar kazanan şirket sahipleri var. Gerçek olan bu. Bayağı bir organize soygun faaliyetiyle karşı karşıyayız. Ağır bir bedel ödüyoruz. Bu bedel patronlar servetlerini katlarken halkın muazzam bir yoksullaşmayı yaşamasıdır. Emekçi halka ödetilen bedel sermaye sınıfının mükafatı oluyor. Büyüme rakamları söz konusu soygunun muhasebeleştirilmiş halidir. TÜSİAD'ın bir önceki başkanı Kaslovski yoksullaştırılan büyüme diye adlandırmıştı. İktidarı eleştirdiğini düşünenler yanılıyor. Risklere işaret ettiği doğrudur. Zira serbest piyasa ekonomisinde rekabet, rekabetin olduğu yerde risk hep vardır. TÜSİAD eski başkanı her büyüme refah artışıyla sonuçlanmaz. Aksine hızlı büyüme adına attığınız adımlar toplumun fertlerini yoksullaştırabilir diyor. Kaslovski'ninki bir şikayet değil durum tespitidir. Olmasa iyi ama büyüme için buna ihtiyaç var dediği bu. Erdoğan'ın "nas" diye eleştirdiği düşük faiz, yüksek kur politikası, eleştirenlerin bile kasasını doldurduğu bir ekonomi pratiğine dönüştü. Erdoğan bu modelin üretim, ihracat, istihdam artışını sağladığıyla övünüyor. Haksız değil. Üretim pandemi öncesinin rakamlarını katladı. Toplam sanayi üretim endeksi mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış salgın öncesindeki 119.8'di. Son açıklanan rakam 147.6. Aynı veri imalat sanayi için 113.1'den 150.7'ye kadar yükseldi. Üretim artışını ihracat domine ediyor. 2021 yılında rekor artışla 225 milyar dolar düzeyine çıkan ihracat bu yılın henüz ilk 7 ayında 114 milyar dolar oldu. İstihdamdaki artış ise geçen yılın sonuna göre 900 bini ulaştı. Ama bu göstergelerin yanında başka rakamlar da var. Ağır bedel ödüyoruz demiştik ya işte o bedeli anlatan rakamlar bunlar. TÜİK'in istihdam rakamı 30 milyon. Bu rakamın neredeyse üçte biri kayıt dışı çalışıyor ya da tam zamanlı bir iş bulunmuyor. Ekonomi güvencesiz istihdamla büyüyor. İstihdam artışına işsizlik artışı eşlik ediyor. TÜİK'in bir süredir saklamaktan vazgeçmek zorunda kaldı. geniş tanımlı işsizlik %20 bandını oturdu. Bu en az 7,5 milyon işsiz demek. Enflasyondaki artış durdurulamıyor. Üstelik gelir gruplarına göre yapılan enflasyon hesaplarında da dar gelirlilerin enflasyonu yüksek gelirlilerin enflasyonu arasındaki fark açılıyor. Diskar'ın son hesaplamasına göre en düşük %20'lik gelir grubunun gıda enflasyonu %140'a dayanmış durumda. Ücretlerdeki artış resmi enflasyonun bile çok altında gerçekleşiyor. TÜİK'in son açıkladığı verilere göre saatlik kazanç artışı yıllık %56.2 oldu. Aynı dönem enflasyonsa %78.6. Temmuz ayında yapılan ara zamla asgari ücret 5500 liraya yükseldi. Fakat şimdi 4 kişilik bir aile için hesaplanan açlık sınırı 6889, yoksulluk sınırı 22442 lira. Büyüme bir soygun pratiğinin sonucu olduğunda ortaya çıkan ağır bedel böyle oluyor. Peki büyümede adalet sağlamak mümkün mü? Bu konuda ısrarla sosyal devleti çağıran, yüksek ücret artışı öneren, vergi düzenlemesi isteyen, hatta servet vergisi önerenler var. Ya da sorunumuz daha adil bir bölüşüm müdür? Değildir. Adil bölüşüm için soygunun son bulması gerek. Soygunu sermaye sınıfı yapıyor. Emekçilerin yarattığı değere el koyarak. Bugün süregelen ekonomik büyümenin ön koşulu bölüşümün adil olmamasıdır. Servet vergisi bu nedenle bölüşümde adaleti sağlamaz. Kırıntı istemektir. Sadece eşitsizliği ve onun yarattığı yoksulluğu sürdürülebilir kılmaya yarar. Azıcık kamuculuk olmaz. Yüksek faturaları düşürmenin tek yolu enerji üretim, dağıtım, pazarlama işlerinde şirketlerin varlığına son vermektir. El koyana, el koymadan sorun çözülmez. Daha yüksek ücretse örgütlü sınıf gerektirir. Bölüşümü sınıflar arasındaki mücadele belirler tekellerin çıkarlarına göre değil, toplumun ihtiyaçlarına göre örgütlenmiş bir devletin merkezi planlamasıyla hem ülke daha büyür hem de zenginlik eşitçe paylaşılır. 1 Eylül 2022 Sol Haber Alpaslan Savaş Ekonomi büyürken bölüşümde adalet mümkün mü?